Sevgili arkadaşlar, olumlu cümlelerden sonra olumsuz cümlelere bakalım. Bir eylemin gerçekleşmediğini, gerçekleşmeyeceğini bildiren cümlelerdir. Eylemde yargı gerçekleşmeyecek ve gerçekleşmemiş olacak daha öncesinde de. Bir de yüklemdeki niteliğin özne üzerinde e, onaylanmadığını da bildirecek. Şimdi cümle çeşitleri olumlu olumsuz cümleler olmak üzere e, anlamına göre ayrıldığı gibi isim ve fiil e, olmasına göre de yükleminin türüne göre de değişir. Eğer ki yüklemimiz isim soylu ise sız siz yokluk ekiyle biz o cümleyi anlamca olumsuz yaparız. Eğer ki eylem fiil ise, yüklemin türü o zaman mame olumsuzluk ekini kullanırız. Bir de Geniş zaman ar erin olumsuz çekimi olan mazmez var. Bu üç ekten herhangi birini görürsek eğer biz sözcüklerde orada olumsuz cümleden e, söz edebiliriz. Anlam olarak da olumsuzuna nereye, neye bakacağız? Eylemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini. Bir de özne üzerinde yüklendeki yüklemdeki yargının gerçekleşmeyeceği, onaylanmadığını göreceğiz. Bir de Değil ve yok sözcükleri var. Bu değil ve yok sözcükleri de e, yine isim soylu cümlelerde e, isim cümlelerinde karşımıza çıkacak. Peki örneklerimize bakalım hep birlikte. Kaleci bu maçta oldukça şanssızmış. Şans sözcüğü bakın eylem değil isim soylu sözcük. Burada bir ad vardır. Bu adı olumsuz anlama çeviren buradaki sız yokluk ekidir isimlere gelen yapım eklerinden, isimden isim yapan yapım eklerinden biriydi hatırlayalım. Şansız sözcüğü burada olumsuz bir anlam yüklemiştir. Sız eki sözcüğe cümleye olumsuz bir anlam yüklemiştir. Parmağımı kıpırdatacak halim yok. Parmağımı kıpırdatacak halim var deseydi demek ki olumlu bir durumdan söz edebilirdik. Hem anlam olarak hem de bakın burada ne var? Yok sözcüğü burada olumsuz anlam katmıştır. Kullanışta bulmadığım için almadım o süpürgeyi. Almak eyleminin almış olduğu mema olumsuzluk eki. Süpürgeyi alma eylemi gerçekleşmiş mi? Hayır gerçekleşmemiş. Öyleyse olumsuz cümledir. Aslen buralı değillermiş. Buralılarmış deseydi olumlu anlam ve isim soylu sözcük olduğu için ben isim soylu sözcüklerin yüklem olduğu cümleleri nasıl olumsuzlaştırırım? Değil sözcüğüyle. Bu hatayı bir daha yapmaz. Burada da geniş zamanın olumsuzunu yapmak eylemine eklediğimiz maz ekiyle sağlamışızdır. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu, bunu unutmamamız gerekir. Olumsuz cümle dediğimizde eylemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, gerçekleşmiyor. Eylem bir şekilde gerçekleşmemiş olacak, bu çok önemli. Bizim zihnimizde olumsuz bir takım çağrışımlar getiren eylemler ya da durumlar ya da olgular, Bizi yanıltmasın. Örneğin şu cümle anlamca bizde olumsuz bir takım çağrışımlar beraberinde getirse de olumsuz bir cümle değildir o. İki ülke savaştı. Şimdi savaşmak elbette ki bizde olumsuz çağrışımlar değil mi? Kötü, olumsuz, canımızı sıkan bir takım çağrışımları, birtakım bir takım kavramları beraberinde getirir. Ama savaşmak eylemi burada gerçekleşmiş mi? Evet gerçekleşmiş. Öyleyse ben buna olumlu cümle derim. Ben bunun olumsuzunu nasıl kurarım? Ülkeler savaşmasın. Şimdi burada buna olumsuz cümle. Neden? Çünkü savaşmak eyleminin almış olduğu ma olumsuzluk eki var. Anlamını benim kafamdaki olumsuz çağrışımları bir kenara bırakacağım. Ben eğer ki burada söylediğimiz mame olumsuzluk ekini aldıysa mazmez geniş zaman olumsuz çekimiyle çekimlenmişse isim soylu sözcüğe eklenmiş sız yokluk eki varsa değil ve yok sözcükleri varsa bunun da kurulmuşsa o zaman olumsuz cümle derim. Asla kafamdaki olumsuz çağrışımsal kavramlara Bakmamalıyım ülkeler savaşmasın derken burada e, mantıksal olarak asla savaşmamak olumlu bir durum gibi düşünebiliriz ama sakın bizi yanıltmasın bu burası meyma olumsuzluk ekinden dolayı olumsuz cümledir burası çok önemli İşte kavga etmek e, vefat etmek e, yere düşmek e, utanmak bunlar aslında bizde bakın olumsuz bir takım çağrışımlar getirebilir ancak neye bakacağız? eklere bakacağız ve sözcüklere bakacağız. Bunu unutmayalım bu çok önemli. Peki biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler var bir de. Nasıl o? Biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Bu tür e, cümlelerde de yüklem aslında olumlu göründüğü halde yani biraz önce bahsettiğimiz siz yokluk eki, mame olumsuzluk eki, mazmez geniş zaman olumsuz çekimi, değil sözcüğü, yok sözcüğü cümlede olmasa da bir şekilde cümlenin anlamı olumsuz olacak. Peki bakalım nasıl olacak? Örnekler üzerinden görelim. Ne seni ne onu çaresiz bırakırım. Bakın burada sasiz yokluk eki yok. Mame olumsuzluk eki malzemezle çekimlenmiş bir eylem yok. Değil sözcüğü yok. Yok sözcüğü yok. Peki ne var burada? Burada bakın ne ne bağlacı var ne ne de şeklinde d bağlacı ile birlikte de kurulabilir. Bu bağlaçların kullanımı bu cümleyi olumsuz yapmıştır. Bu cümleler bu sözcükler olmadan bu bağlaç olmadan bakalım seni onu çaresiz bırakırım. Burada bakın olumsuz bir anlam e, olumsuz bir çağrışım olsa da bir şekilde biz burada olumlu bir anlamı söyleyebiliriz. Seni onu çaresiz bırakırım bırakma eylemi gerçekleşiyor çünkü. Buraya bakacağız. Çünkü cümlenin yargısından çıkaracağım ben bunu. E Burası olumlu. Yapıcı olumlu. E, peki nasıl olumsuz yaptı? Biraz önce söylediğimiz gibi ne ne bağlaçlarıyla. Ne seni ne onu çaresiz bırakırım. Yani bırakmam seni de onu da çaresiz bırakmam diyor. Dolayısıyla da bırakmama eylemi olumsuz çekimlenmiş o zaman olumsuz cümle. Yine tekrar ediyorum. Anlamsal olarak. Çağrışımlara bakmıyoruz. Bu sözleri ben mi sarf etmişim? Şimdi burada da ne yaptık biz? Ben mi sarf etmişim derken ben sarf etmedim. Aslında burada reddediyor söylenen şeyi. Bu sözleri ben mi sarf etmişim? Hayır ben sarf etmedim. Dolayısıyla da mi e, edatı da bize burada olumsuz bir anlam yükler cümleye. E, sarf etmemişim diyelim. Onun kipine göre çekim diyelim. Ben sarf etmemişim. Ben sarf etmedim. Şimdi gel de bu sonucu kabullen. Burada ne yapıyoruz? Burada da aslında yine beklenmedik bir durumda reddetme var. Kabullenmeme var. Şimdi gel de bu sonucu kabullen. Bu sonucu kabullenme. Kabullenemem demek istiyorum. Dolayısıyla da şuradaki D bağlacıyla ben aslında ne kurmuş oldum? Olumsuz çekim kabullenemem. Laf anlatabilirsen anlat bu çocuklara. Yani anlatamazsın. Burada ne yaptım ben? Burada aslında emir kipiyle çekimledim. Emir kipiyle çekimlediğimde aslında vurguyla da birlikte laf anlatabilirsen anlat. Yani anlatamazsına geliyor. Anlatamazsın. Yani yapıca, biçimce, görünüşçe olumluyken anlamca olumsuz. Peki olumlu mu olumsuz cümle mi? Tabii ki anlamına göre olumsuz cümle. Suçu kabul etmekten başka çıkar yolu mu var? Yani suçu kabul etmekten başka çıkar yolu yok. Dolayısıyla da buradaki mu yine bu olumsuz anlamı katar. Çıkar yolu yok demek istemekte. Kültürle ilgisi olmayanın evinde kitap ne arar? Yani kültürle ilgisi olmayanın evinde kitap yoktur. E, evinde kitap arayamazsın. Dolayısıyla da buradaki ne sözcüğü de aslında biraz da vurguyla da bunu daha çok belli ediyoruz. Ama bu ne sözcüğü biçimce olumlu anlamca olumsuzluk katar e, aramaz. Kitap aramaz ya da aranmaz böyle bulunmaz ya da yoktur. Evlattan daha tatlısı olur mu? Büyüklere göre torun en tatlısı tabii ki evlattan daha tatlısı olur mu? Olmaz. Dolayısıyla da buradaki mu soru edatıyla sanki bir soru cümlesi gibi yöneltmiş ama sözde soru cümlesi diyoruz. Çünkü cevabını biliyor yani olmaz demek istiyor. Öyleyse burada da biçimce olumlu anlamcı olumsuz bir cümleden söz edebiliriz.